İzleyicilerimizden kırmızı çizgi etiketine Twitter'dan, Erbatur hesabına, Instagram'dan gelen yorumları şimdi okuyorum. Bak, Fikret Bey demiş ki, Snyder'dan önce Özbek yönetimi değişirse Snyder yeni yönetimde takımda kalır mı? Bir. Snyder parayı almaya bakar. Özbek yönetimi değişmez. Snyder seneye gider. Snyder eksi parayı almaya satılır. Bakar. Eksi paraya satılır, zararına gönderilir. Snyder'i yönetemediler bunlar. Zaten bunlar Snyder'i falan yönetemezler. Şimdi bak, Beşiktaş'ta Galatasaray arasındaki fark şu arkadaşlar. Beşiktaş'ta Fikret Orman geldi, tamam, kelime çirkin bir kelime ama feda meda bir şey dedi. Ya adam Mehmet Akgün diye bir oyuncu oynuyordu Beşiktaş'ta, Mehmet Akgün. Hatırlıyor musunuz? İlk lig maçı. Akgüz değil bak, Mehmet Akgüz Rize'deki, onu demiyorum. Gurbetçi Gençler Birliği'nden. Sağ bek Mehmet Akgün oynuyordu ya. Hasan Türk oynadı be. Hasan Türk oynadı. Feda. Böyle futbolcularla yani ya 300 bin euro mu ne harcadılar? O zaman bilmediğimiz Olcay. Olcay o zaman kimse bilmiyordu, doğrudur. Olcay işte, bir Olcay'a 300 bin euro verdiler. 300 bin euro mu 350 bin euro mu ne verdiler? Yok, 1 milyon euro aldılar da. Veli'ye işte. Veli'ye verdiler. Ya toplasan 1,5 milyon euroya falan bir takım kurdular işte. Bir şey oldu. Tamam. Samat Öze temelini attı. Ama doğru adımlar atıldı. Sinan Kurmuş vardı. Hayır oğlum, Sinan Kurmuş vardı. E tamam. Sinan Kurmuş diye vardı. Adam Beşiktaş'ta futbol oynuyordu. Çok da güvenilmişti, hatırlıyorsun. Evet. Abi Sinan Kurmuş. Bak Sinan Gökhan Kurmuş. Süzen. Hasan Mehmet Akgün. Hasan Türk. Bunlar oynuyordu. Gökhan Süzen falan oynuyordu. Hasan Türk belediye sonra, maçında ilk sonra başta ortasında. Bir dakika, Beşiktaş ne oldu? Üçüncü oldu. Doğru. Sonraki sene ne oldu? Gene üçüncü oldu. Ha, oradan bir yere geleceğim şimdi. Çok güzel. Ama yavaş yavaş bir taraftan da stat yapılıyor. Tabii. Abi sen de para yok diyorsun. Finansal aynı şeyleri yaşadı mı Beşiktaş? Avrupa'ya sağ almadı mı? Bir dakika Serdar. Sen enkaz devraldım dedin. Yap ortayı. Enkaz devraldım dedin. Ya abi hem para harcamışsın hem geri gitmişsin. Yap ortayı. Buyur abi. Allah rahmet eylesin. Hepimizin Özhan abisidir. Özhan Can Adın'ın bir lafı vardır. Galatasaray küçülerek büyümez, büyülerek büyür diye. Eğer Galatasaray küçülerek büyümeyi tercih etse Galatasaray bugün hiçbir sorun yaşamazdı. Ondan sonra, rahmetliden sonra Ünal Aysal da o inanılmaz şey kafasıyla, yani sürekli tüketelim kafasıyla Galatasaray taraftarları, hele hele sosyal medya neticesinde konsolide ettiği için, hele hele sosyal medya neticesinde herkesi başarıya, tüketim toplumuna alıştırdığı için ve 6-7 yıldır dünya başka şekilde döndüğü için Serdar'ın sözünü ettiği Beşiktaş'ın uyandığı küçülerek büyümeyi Galatasaray küçülerek büyüyemediği için bu halde bugün. Galatasaray büyüyerek büyüyeceğini, borç salmalarını arttıracağını, biz ne diyoruz sürekli burada? Büyüyerek küçüldü, harika laf. Ne diyoruz burada? Ünal Bey Galatasaray'da 10 milyon dolar fazla borç koydu. Doğrudur. 310 milyon dolar borcu vardı Galatasaray. 320 doğrudur. 1.4 milyar lira parayı Lütfü Arıboğan'a 120 bin lira maaş verdin. Doğru. Lütfü Arıboğan'a verdiğin 120 bin lira maaştır. Şimdi yani bakın, örnek veriyorum tırnak bugün, içinde. Bugün budur uçakta yani. Karşılaştım. Sayın kimle? Mehmet Cansun'la. Sayın Başkan'la. Hı. Gene her zaman gibi Gül Hepşen ya onun adı. Hepşen Mehmet. Öyle mi? Hepşen Mehmet'tir onun. Hepşen Mehmet Cansun. Gülümsüyor. Gene şen bir insan yani. Gene gülümseyerek geçti. Büyük klastır. Böyle aradı, yani uçakta olduğumuz için çok da konuşamadı. Ama şimdi yeri geldi. Küçülme zamanı onun zamanıydı bak. Doğru yaptılar. Perez, Florki. Değil mi? Doğru. Takım battı filan dedik. Battı şey gitti. Bir önemli futbolcular gitti. Hoca gitti. Tabii. Ne oldu abi şampiyon oldu. Florkin, Perez, Victoria. Victoria ya. Evet. Şey Mehmet Polatlar, Radu Niculescu falan. Radu Niculescu şampiyonluk golünü attı. Ki ona rağmen Serkan Aykut'la Bülent'e büyük para verdiler. 7-7-14. O da şeyde Hacı'nın kazığıdır Bülent. Büyük para verdiler. Bülent Hacı'nın kazığıdır. Ona rağmen büyük para verdiler ama o dönem içinde... Bir şampiyonluk var. O dönem içinde gene çok küçülerek yaptılar. Ben Fatih Altaylı'dan biliyorum abi. Şampiyonlar Ligi'nde 8 var. Ya adam diyor bak biz 50 kere, 4 kere falan deplasman masraflarını yöneticiler cebinden verdi. Yani 2-3 tanesini ben verdim. 2-3 tanesini başka yönetici verdi. Yani takımın otel parası yok ya. Deplasman dediğin de kötü. 50 milyara yakın falan para yani. Abi 50 kişi şeye gidiyorsun. Kolay mı yani? 50 kişi ikisi yere gidiyorsun. Uçağı var, oteli var. Aynen öyle. Falan. Yani 4-5 kere ben 4-5 ayrı yönetici karşıladık diyor. Ama işte o zaman şampiyon oldun abi. Tabii. Şampiyon olamadın. Son maç bir şey oldu, kaybettin, Fener oldu. Ne olur ikinci oldun abi. Tabii. Abi sen hem küçülecek yani hem para harcadın hem geri gittin. Ünal Bey para harcadı ama hep ileri gitti. Doğru. Ama Serdar demek ki sen sorunların para sebebi o. Anladım Ünal ya. Bey stat'tan sonra geldi ama. Bütün sorunların sebebi Ünal Bey'dir bugünkü sorunların. Fakat nedeni değildir bugünkü sebebidir. Bak ama şimdi Ünal Bey'in de hakkını teslim edin. Abi stat yapıldıktan sonra o para vardı zaten. Abi bir şey bir çayımdan bir yudum alayım bak. Bir şey stat yapıldı o para vardı. Olanı harcadı, yükseltti ama kenara koymadı. Bak, yedek ama başarı yapmadı. Da verdi senin evine. Şunu söyleyeyim. Başarı tamam, verdi. Abi bir şey soracağım. Yok, Selçuk'la Burak'a kontrat yaptın. O günkü kurdan 84 trilyon. Hala Selçuk yani, o parayı yiyor. Misimovic'e kaç para verdi Adnan Bey? 8 milyon dolar. 8,5 milyon dolar. E tamam. Misimovic'e.
Ne yaptın abi? Tane Zapatalar, misyonistler, kulüleri almadı adam. Bu da sana 14 tane Drogba'ları aldı. Snyder'ları aldı. Abi, bilmem zaman... neler aldı abi. Yani şimdi ya birisi... statüçlükten sonra para vardı oğlum. Hayır abi, şunu söylemeye çalışıyorum. Ya birisi para harcamış ve o paranın karşılığında bir şey yapamamış. Çünkü günlük günistanlık bir yere geldi. Stat açıldıktan sonra geldiğini unutma. Stat açıldıktan sonra paranın içine geldi Ünal Bey. O yüzden geldi zaten, Dursun unutma. Dursun Bey de para harcamış. Hepsi kırık gitmiş diyorum. Başka bir şey anlatıyorum. Hayatım tamam da. Para harcamayı orada... da bilmiyor diyor. Parayla rezil olmayı bilir misin? Ya o başka bir şey. Parayla rezil olmuş. O Dursun Bey konusu yaptığı eşit haklısın. Ünal Bey'i övme bana. Ünal Bey'in övmesi şuradan abi. Şimdi sen Ünal Bey'e Adnan Polat'la aynı parayı versen. Hı. Tamam mı? Misimovic'i, Zapata'yı, Kulyo'yu, Sutanku'yu almaz. Heh. Başka bir bakış açısı var. Başka bir şeye bakar. O başka bir... Ha şu doğru. Stat bitti. Abi neyse ne abi, stat bak başka bir şey. Statı falan unut abi. Nasıl unutayım? Parayı stat getirdi onu. Şunu söylemeye. Tamam, başka şeyi değiştiriyorum. Paradigmayı değiştiriyorum. Tamam, değiştir. Burada Adnan Polat, Adnan Sezgin de yanında olmak üzere. Orada Ünal Aysal, yanında da Bülent Tunun olmak burada üzere. Burada kim oturuyor? Burada da Dursun Özbek, yanında da Mehmet Özbek olmak üzere. Tamam. Üçüne de 30 milyon euro verelim. Verdik. Bu bir yarışma olsun. Tamam. Yarışma koltuğu. Burada Adnan Polat var, yanında Adnan Sezgin var. Hı. Burada Ünal Aysal var, yanında Bülent Tulum var. Burada Dursun Özbek, Mehmet Özbek, Mehmet Özbek var. Üçüne de 30 verdik. Tamam. Tamam. Bu 30 milyon dolar euroya dedik ki istediğiniz kadar oyuncu alacaksınız. Hı. İster bir tane, ister 15 tane. Tamam. Buradakiler 7 tane alırlar. Bir tanesi iyi oyuncu olur, 6 tanesi çöp olur. Oradaki 6 tane alır. Altta 0. Altta 0 çeker. Bir tanesinin kontratını unuturlar. 5 tane de kalırlar. 5 tane de kalır. Tamam mı? Yani Dursun Bey'in... Burası Dursun Bey. Bey'in. Bak şimdi bir de anlatıyorum. Bak, ya anlatma bir daha. Ben Adnan Polat'ın yanımda Adnan Sezgin var. Ünal Aysal yanında Bülent Tulum var. Dursun Bey yanında Mehmet Özbek var. Bu bir yarışma. Üçümüze de 30 milyon euro verdiler. İstediğiniz kadar oyuncu al dediler. 7 tane alırız bizim taraf. 6'sı çöp çıkar. Bir tanesi iyi oyuncu çıkar. Onu da hacı gelir mahveder. Sen 6 tane alırsın. Yani Dursun Özbek olarak. Bir tanesinin şeyini yapmayı unutursun. Kontratını. 5 kalır, bir tanesi hiç oynamaz. Bunalıma girer. 4 tanesinden faydalanmaya çalışırsın. İkisini sene içinde itibarsızlaştırmaya çalışırsın. Senin masan aynı paraya 3 tane adam alır. 3'ü de süper yıldız. 3 tane adam, ikisi çok iyi yıldız çıkar. Bir tanesi de böyle bir ortalama bir oyuncu çıkar. Serdar, ama 30 milyon euro vermiyorsun. Adnan Polat'a statsız bir Galatasaray bu adama da 350 milyon euro borç verdin abi. Başka bir şey anlatıyorum ben. Paranın kaynağı stat oğlum. Abi kaynak falan ne? Bambaşka bir şey anlatıyorum. Ticarette dediğim bakış açısı anlatıyorum. Üçünün içinde en tüccar Ünal Aysal'dı. Şöyle nokta. Yapalım. Şimdi Dursun Bey. Ben bu arada Fatih Terim'i getirdi. Dedi ki hocam 10 milyon euro'm var. Hayal edelim yani. Şimdi hoca geldi. Şimdi Fatih Hoca geldi. Hocam bütün paramız 10 milyon euro. Kim getirdi bu arada? Dursun Özbek. Heh, tamam. Dursun Özbek Tudor'u kovdu. Fatih Terim'i getirdi. Hocaya mı veriyor parayı? Hocaya diyor ki al hocam 10 milyon euro param var. Vallahi billahi başka yok. Ya Fatih Terim alttan girer, üstten girer. Medyada haber çıkartır. Galatasaray Başkanlığı öyle kolay mı der bilmem ne de. 20'yi yapar mı? Bu 10 lirayı 20 yapar mı? 30 yapar. 30 yapar. İşte abi bunu demeye çalışıyorum bunu. Yani Tudor'a tamam 10 lira der. 10 liraya bunu der adam sana Tudor. Fatih Terim zorlar burayı. 30'u alır. Ha 30'da da çok kötü transferler yapar. 2 tane büyük oyuncuyla şampiyon olur. 28'i de yanlış harcar. O ayrı mesele. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Bu bir bakış açısı meselesi. Aziz Yıldırım harcamış 2 milyar dolar. Al. Şampiyonluğu Galatasaray'dan geride. Yok. Yani bahsettiğim şu. Fikret Orman gitmiş. Mario Gomez'i yardırmış. Bedavaya almış. Bilmem kimi öyle almış. Onu öyle yapmış. Ali'nin külahını veriyor. Beni ilgilendirmez. Sonuçta ne geldiği noktada adam Serdar, harcadığı paranın karşılığını bu ekranda. Sen çünkü sokaktaki taraftar gibi konuşamazsın. Almış. Serdar sokaktaki taraftar gibi konuşuyorsun. Nasıl? Konuşamazsın. Ekonomi bilen adamsın, futbolu bilen adamsın, gazeteci bilen adamsın. Twitter'daki adam gibi aynı konuşuyorsun. Twitter'daki gibi ben konuşuyorsun. Beni ilgilendirmez diyemezsin. Şimdi diyorum ki adam da geleceği var. Geleceğinin elindeki, içine abi bak, dinamit koydular. Eldeki hala gelecekten bahsediyorsun ya. Ben sana diyorum ki eldeki imkanlarla eldeki hatta imkanları... bak yarışmayı geliştiriyoruz. 4. sırada Fikret Orman'ı koyuyoruz. Ona da 30 verdik. 30 verdik var ya Fikret Orman bir de kulüp satın alır. Tabii. Bir tane gider küçük kulüp satın alır. Tamam. Der ki Belçika'dan da bir de kulüp aldım ben bu paraya. Tamam mı? 4 tane kiralık. Ben tartışmayı sonlandırdım. Serdar çünkü bedava oynuyorlar. Bedava bonservis alır. 2 tane 10 milyon euro oyuncu alır. Bir de kulüp alır abi. Twitter ergeni. Şimdi Aziz Yıldırım'a versen 30'a yarısına toprak alır. Arazi kapattım der. Tamam mı? Ya aynı arazi 15'ine arazi aldımlar. Fenerbahçe'nin geleceği bunlar. 5 lirasını üniversiteye harcar. 3 lirasını Aykut Kocaman'a verir.
7 liraya da bir tane oyuncu alır, para yoklar yani. Bu iş ya, hayata bakış açısı bu. Vizyonla ilgili, hayata bakış açısıyla ilgili olduğunu tamam. söylüyor. Bunu söylemeye çalışıyorum. Bir es verelim çünkü çok güzel bir oldu. Tane soru okudum. Bak devamını getirelim ama çok güzel oldu bir yarışma. Bu yarışmayı her hafta yapalım. Bu yarışmayı her hafta yapalım. İsimleri değiştirelim. Güzel fikir bu. Bak. Bora...